İyi akşamlar dostlar. İlk tanışacağımız ise Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi. Arkadaşlar Karabük Demir Çelik'i tanıtmadan önce sağ alt tarafta beğen tuşuna hemen biraz ilerlesen süper teşekkür butonu var arkadaşlar. Buradan süper teşekkür satın alarak kanalıma maddi olarak destek verirseniz memnun olun diyeyim. Arkadaşlar bu tür hisse eğer hisse tanıtımları hoşunuza gidiyorsa veya beğendiğiniz hisseler varsa teşekkürün yanına yazarsanız daha da memnun olurum. Şimdi Kardemir A'ya baktığımız zaman neler gözüküyor? Direncimiz zaten şu aşama 22.29'da 23.66 kuruş bizim için direnç noktası olarak karşımıza çıktı. Destek noktası olarak da şu aşamada hala 16.84, 15.74 ve 12.25'e destek noktası olarak karşımızda duruyor. Şimdi bizim burada beklentimiz neydi? Beklentimiz yukarı doğru bir hareket sergilemesiydi ki şu aşamada açıkçası hafiften bir düzeltme pozisyonun biraz altına inmiş gibi ama hala riskli bir bölgede değil onu da söyleyelim. Yani Ichimoku butonun altına inerse yeşil bandın altına o zaman sıkıntı olabilir. Hemen Ichimoku butona baktığımız zaman yeşil yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış 19.73. Fiyatımıza baktığımız zaman 19.56. Bizim için olumlu tabii ki olumsuz. Çünkü Bollinger bandının orta noktasının altına kalmış son 1 saat kala daha seansın kapanmasına. O zaman Ichimoku butu olumlu, Bollinger bandı olumsuz diyelim. Hacme baktığımız zaman tepe noktasında hacim 5.470.000 iken fiyat aşağı düşerken hacim kaça düşmüş? 4.900.000'e. Yani fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumsuz, fiyat hacimde olumlu olarak karşımıza çıktı Kardemir Ağa'da. Ve sıradaki hissemiz arkadaşlar Otokor Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. Şimdi Otokor'a baktığımız zaman desteğimiz 221 altında 177 desteğimiz var. Altında da 141 desteğimiz var gözüküyor. Peki arkadaşlar ne yapmış hisse? Hisse şu aşamada yukarı yönlü bir harekete gitmeye çalışıyor. Buradan da baktığımızda tren durak neler olabilir diye bakmaya çalışalım arkadaşlar. Aslında trende çok oturacak bir durum değil. Peki onun dışında hemen Ichimoku Bollinger hacim altına bakalım. Şu anda direnç yapamadık onu söyleyelim. Ichimoku butuna bakmaya çalışalım tabii ilk önce hemen şöyle evet. Ichimoku butuna baktığımız zaman arkadaşlar bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının arkasında orta noktası şu aşamada 220 lira. Peki bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 274 lira. Peki üst bandı kaç Bollinger bandının arkadaşlar? 280 lira şu mavi olan bölge. En üst sınır arkadaşlar. 274 lira, 200 pardon 280 lira ama fiyatımız 274 lira. Seansın kapanmasına 45 dakika kala. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Ichimoku butu olumlu, Bollinger bandı da olumlu ama üst sınıra mutlaka dikkat etmek lazım. Hacme baktığımız zaman şöyle bakalım. Yükselmeye başlamadan önceki ortalama hacimiz kaçmış? 1 milyon 790 bin non tam tepedeyken 1 milyon 720 not arkadaşlar. Yani fiyat yükselirken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. O zaman Ichimoku butu olumlu, Bollinger bandı olumlu. Fiyat hacim şu aşamada Otokar için olumsuz olarak karşılığına çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Ve gelin diğer bir hissemize Airbus. Airbus bizim için ne diyor hemen bakalım. Airbus'tan Erciyes Çelik Boru. Hisse arkadaşlar daha önce %155'lik bir kar potansiyelimiz var. Maşallah hala gidiyor. Fiyat yükselmeye devam ediyor. Tabi otomatikten kar potansiyelimiz de düştü. Şu aşamada kar potansiyelimiz %140 civarında gözüküyor. Hedeflediği bölgeye baktığımız zaman kabaca kaç liraymış? 359 liralar arkadaşlar. 360 liralar bizim için hedeflenen bölge olarak karşımıza çıktı. Ve bunun dışında başka neler olabilir? Hemen şöyle bir bakalım. Direnç olarak elimizin altında daha önce 155 direnç mi varmış? 155 direnci hala mevcudiyetini koruyor. Destek olarak hala 129 desteğimiz var gözüküyor. O zaman sırasıyla bakarsak 155, 174, 198 bizim için direnç. Destek olarak da 129, 122 ve 97 arkadaşlar bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkan bölgeler. Gelelim Ichimoku Bollinger hacim altı değerlendirmeye. Arkadaşlar kapanışta şu aşamada dediğimiz gibi 45 dakika var. Yeşil olması bizim için şu aşamada olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 144. Kapanışa 45 dakika kala bizim için 150 lira arkadaşlar fiyatımız. Otomatikman Bollinger bandının üstünde kapatılan bir fiyat da bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip bölgesindeki ortalama hacim 611 bin notken fiyat yükselirken hacim 724 bin not. Bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş trendini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Hedeflediğimiz fiyat 360 lira civarı. Şu aşamada %140 potansiyelimiz var diye söyleyebiliriz Airbus için. Ve baktığımız zaman diğer bir isimimiz Frota arkadaşlar. Hep de otomotiv firmaları gelmiş gibi gözüküyor bu videoya da. Şimdi Frota'ya baktığımız zaman hissenin arkadaşlar bir tepelerden gelen trend çizgisinin üzerine tutunmaya çalışıyor. Buradan tekrar bir onay almış büyük ihtimal yukarı yönlü hareket devam edecek gibi gözüküyor. Tabi buna ne izin verecek? Hacimle beraber olması gereken bir durum izin verecek. Peki buradan baktığımız zaman direncimiz ne olabilir? Yükselmediği bölge, yükselemediği bölge bizim için direnç 860 direnç.
Destekle düşemediği bölgelere destek olarak kabul edersek şu aşamada baktığım zaman 796, 747 ve 649 bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Hemen Ichimoku, Bollinger, Hajimoku'yu değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 779. Bizim fiyatımız kaç? 834. Bollinger bandının orta noktasının üzerinden kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacim 1.800.000 not. Fiyat düşerken hacim 1.700.000 not. Fiyat düşerken ortalama hacimle düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada olumlu yükseliş trendini destekliyor diye Frota da söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şu mavi trend çizgisinin üzerine tutulması bizim için günlük kapanış olarak gayet de güzel bir duruma getirebilir. Ve gelelim Türk Hava Yolları'na arkadaşlar. Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman neler gözüküyor? Türk Hava Yolları'na arkadaşlar bir defa direncimiz bizim 220 ve baktığımız zaman kapanış yaklaşık 45 dakika kadar 220 direncine tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Bu bizim için iyi arkadaşlar. Yani üzerine tutunması tabii ki ama hacim yeterli mi? Son 3 günde baktığımız zaman ufak olsa bir hacim artışı olsa da net bir şekilde arkadaşlar ortalama hacmi çok da arttırmış gibi gözüküyor ama kötü değil. Yani çok arttırmış gözükmüyor dediğimiz gibi ama çok da kötü bir durum değil. Ve gelin bunun dışında başka yerlerimizde neler var? Direncimiz 222 ve 227 arkadaşlar. Hedeflediği bölge destek olarak da 204 ama benim burada tabii bir gap bölgesi var. Daha önce de söyledik bu gapin arkadaşlar en yüksek noktası şu aşamada baktığımız zaman 189. En düşük noktası da arkadaşlar 191. Yani 189 da pardon bir daha bakalım. Evet yanlış bir şey söylemedim. Yanlış dedik. 201 ile arkadaşlar 193 arasında bir boşluğumuz var. Hisse burayı doldurmak isteyebilir ama tabi bugün yarın olacak gibi durum söz konusu değil. Çok uzun zaman sonra doldurabilir ama burası her zaman böyle Demoklas'ın kılıcı gibi başımıza sallanacak. Destek olarak demiştik 204 desteğimiz var. Arkasından 168 ve 158 desteklerimiz mevcut gibi gözüküyor. Peki gelelim Ichimoku, Bollinger, Hajimoku değerlendirmeye. Ichimoku butona baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Ichimoku butu var. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 202. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 222. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki hacimimiz hatta şuradaki dip bölgesine bakalım. 43 milyon notken fiyat yükselirken hacim arkadaşlar 40 milyona düşmüş. İşte bu da bizim için çok da olumlu değil. Bizim esas istediğimiz fiyat yükselirken hacimle ciddi oranda artması ama şu aşamada böyle bir durum açıkçası çok da söz konusu değil. O zaman ne diyoruz? Ichimoku butu olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat hacimimiz şu aşamada olumsuz. Yükselişin tekrar devam edebilmesi için ciddi bir hacim ihtiyacı var. Onu da söyleyelim. Ve gelelim Türk Hava Yolları'ndan sonra Tüpraş'a bakalım. Tüpraş nedir arkadaşlar hemen bakalım. Şimdi tabii ki bugünlerde arkadaşlar Türk Hava Yolları, Tüpraş ve savunma sanayi hisseleri işte Otokar, Katmer tarzı bol bol spekülasyon yapılıyor. İşte Araplar alacaktır bilmem nedir diye olabilir arkadaşlar. Yani şu anda zaten bunun da ekmeğini yiyorlarmış gibi gözüküyor borsadaki bu işi gazlayanlar. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Tüpraş'taki hedefimiz şu aşamada kaç? 126 olarak karşımıza çıkıyor. Potansiyel olarak da %42.86 bir potansiyelimiz var. Gözüküyor buraya baktığımız zaman. Yani bu fiyattan girersek kapanışta şu anda yaklaşık yarım saat kadar 88,50 bizim fiyatımız. Bu fiyattan girersek %42,86 ile hedeflenen bölge olan arkadaşlar 126 liraya denk gelme ihtimalimiz var. Direncimiz şu aşamada 93. Desteğimiz arkadaşlar 87,31. Gün içerisinde ve dün biraz bunun altında kapanış yapmış gibi duruyor ama artık yeni bir destek yapana kadar en iyi desteğimiz şu aşamada hala 87.31. Aşağıda 81, 81 ve 71.44 de bizim için diğer destek nokta olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim hemen Ichimoku, Bollinger, Hajimoku'yu değerlendirmeye. Şimdi Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 83,70. Bizim fiyatımız kaç? 88,45. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. O zaman Ichimoku butu olumlu. Bollinger bandı olumlu diyelim. Hacme baktığımız zaman bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz 38 milyon notken fiyat düşerken arkadaşlar hacim 29 milyon notu düşmüş. Yani fiyat yukarı çıkarken hacmin çıkması, fiyat düşerken hacmin düşmesi tabii ki iyi bir nokta ve şu aşamada bunu da yakalamış gibi gözüküyor. O zaman hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim Tüpraş'ta olumlu. Sadece yukarı çıkarken arkadaşlar dönüşte ciddi bir hacim ihtiyacımız var. Eğer bu hacim olursa Tüpraş gayet güzel yerlere gelme şansı var. Ve gelelim Sasa'ya. Sasa bizim için ne diyor? Sasa polyester sanayine baktığımız zaman arkadaşlar hisse yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanmaya başlamış. Şu anda kapanış yaklaşık 30 dakika var gibi gözüküyor. Hissenin potansiyeli şöyle kar potansiyeli ne kadar?
Kabaca arkadaşlar şöyle baktığımız zaman %146 bir kar potansiyelimiz var. Bu neye göre arkadaşlar? Hedeflediği bölgeye göre 153 liraya arkadaşlar, 153 liraya şu aşamada %146 bir kar potansiyeli yaklaşma ihtimalimiz var gözüküyor. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Direncimiz 70 lira, 82 lira. Desteğimiz de şu aşamada 57 lira, 51 lira ve 48 olarak karşımıza çıktı gözüküyor. Bir de mavi trend çizgimiz var bizim için destek. Bu da takip edilecek başka bir konu olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim Ichimoku Bollinger Hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku butuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişinden destekliyor burada, herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 58,16. Bizim fiyatımız kaç? 61,90. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Kapanışa yaklaşık yarım saat kadar. Hacime baktığımız zaman dip bölgesindeki hacim arkadaşlar, hatta şuraya daha yakından bakalım. Yükselmeye başlamadan önceki son yükselişten önceki hacimimiz 49 milyon 800 bin notken, fiyat yükselirken hacimimiz arkadaşlar 62 milyon çıkmış. Yani fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diyelim. Hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim şu aşamada üçü beraber olumlu olarak karşımıza çıktı hissede. Burada da çok da ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyledik. Ve gelelim Coca-Cola'ya. Coca-Cola bizim için ne diyor, onu da bir kontrol edelim. Coca-Cola'ya baktığımız zaman arkadaşlar hisse bir defa yukarı yönlü harekete devam ediyor gözüküyor. Direncimiz 270'miş ve arkasından 295 direncimiz var. Şu aşamada 270 direnci gümledi. Arkada hemen baktığımız zaman destek olarak şu aşamada elimizin altında 271 desteğimiz var. Onun altına arkadaşlar bir destek daha yapmamız gerekecek. O destek de 255, 240 ve 219 da bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Hisseye baktığımız zaman son arkadaşlar 2-3 aydır hacime ciddi bir artış var gözüküyor ki bu da bizim için iyi bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle bir anlam çıkarabiliriz. Mavi trend çizgisi boyunca böyle bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Amaç burada mavi trend çizgisinin altına inmemek şeklinde devam edecek gibi duruyor. Direnç ve destekleri söyledikten sonra hemen Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirelim. Ichimoku butuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 267. Bizim fiyatımız kaç? 287. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Ichimoku ve Bollinger bandı yükseliş trendini destekliyor diyelim. Hacme baktığımız zaman bakın dip bölgesindeki ortalama hacimiz kaçmış? 1.200.000 not, fiyat yükselirken hacim 1.384'e düşmüş. Yani fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin düşmesi pek de hayra alamet değil benim gözümde arkadaşlar. O zaman Ichimoku butu olumlu, Bollinger bandı olumlu ama fiyat hacim şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.